Özlemdeniz benle para durumuna hoş geldiniz. Evet, finansal okuryazarlık dedik, kalkınma dedik, kadınların güçlenmesi dedik ama hep tek bir eksende buluştuk. O da toplumun daha iyi bir düzeyde olması. Sürdürülebilirlik de bütün bunları kapsayan çok temel bir konu. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman hemen Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri akla geliyor. Artık öyle. Biliyorsunuz eskiden bulut gibiydi. Şimdi Birleşmiş Milletler dedi ki yok, bu böyle olmayacak sevgili liderler, dünya liderleri, iş liderleri. Bunu alalım, 17 parçaya bölelim ve bu 17 parçaya doğru hep beraber çalışalım ve dünyamızı sürdürülebilir kılalım. Evet, o yüzden biz de para durumu programımızı sürdürülebilirlik diyerek başlıyoruz NTV ekranlarında. Umarım herkese faydalı olmayı hep beraber ulaşabileceğiz. Evet, bir önemli bir konuğum var bugün. Önemli derken konu kendisi zaten önemli ama konuyla da ilgili çok büyük bir bağlantısı var. Dünyanın bütün iletişim mesajlarının üçte birini diyorum, çok önemli bir rakam veren bir topluluk var, WPP diye. Kendisi onun Türkiye Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Demet İkiler. Evet, tabii sadece WPP'nin Türkiye Başkanı değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik konusunda Birleşmiş Milletler'e bağlı Global Compact'in Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda medar iftarımız dünyadaki 100 rol model kadından çok önemli bir prestijli bir ödül var. Heroes'un verdiği 100 rol model kadından biri seçildin. Teşekkür ederim. Birçok şeyler de var. Bir tane bir özelliğim var, ona sonradan geleceğim. Sana da sürpriz olacak. Evet, şimdi biz bu ilkelerden gitmeyi seviyoruz. WPP olarak siz sürdürülebilirlik hedefleri, kalkınma hedeflerinden hangilerine uğraşıyorsunuz gün içinde? Evet. Özlemciğim, şimdi sen aslında bizi tanıtırken bir noktada da omuzlarımızda hissettiğimiz sorumluluğun büyüklüğüne çok güzel işaret ettin. Çünkü dedin ki dünyada tüketiciye ulaşan her 3 mesajdan biri WPP şirketleri aracılığıyla veya içeriğini onların hazırladığı mesajlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu başlı başına bir sorumluluk. Dünyanın bugün karşı karşıya kaldığı problemleri, 17 tane hedef Birleşmiş Milletler bize koydu. Bu zaten hani bütünsel olarak baktığın zaman neyle karşı karşıya olduğumuzu çok güzel anlatıyor. Bunların daha öncelikli olanları var, daha acil olanları var. Bizim sorumluluğumuz, yani iletişim dünyasındaki hem kendi becerilerimiz ve uzmanlığımız hem de etki alanımızla bu hedefler doğrultusunda bir şeyler yapabilme fırsatı. Yani bizim için çok kıymetli bir şey, sorumluluğun da farkına vardığımız zaman gerçekten değer katabilecek işlere, işlerin bir parçası olabileceğimizi de görüyoruz. Şimdi hangilerini önceliklendiriyoruz, hangileri daha acil? Pardon, bir şey orada söyleyeceğim. Tabii. Yani dolayısıyla siz hem sürdürülebilirlik ilkelerini uyguluyorsunuz koskoca bir şirket olarak. Elbette. Hem de uygulatılmasına destek oluyorsunuz, evet, diğer şirketlere. Aynen. Hem de bütün bu iletişimin halka yayılmasına, hepimize yayılmasına. Aynen senin ifade ettiğin gibi. Çünkü şöyle bir şey var. Biz tabii ki bu mesajları reklam verenler adına hazırlıyoruz. Reklam verenler adına onların tüketicilerine ulaştırıyoruz. Reklam verenler dediğimizde aslında öyle kocaman bir ekosistem ki herkesi düşünebilirsin. Tabii. Ürün ve hizmet anlamında tüketiciyle buluşan bütün markalı ürünler, hizmetler hepsi bizim portföyümüzde diyebilirim aşağı yukarı. Veya bizim değilse de rakiplerimizin portföyünde. Dolayısıyla burada iş başa ciddi olarak düşüyor. Türkiye'de bugün biz WPP operasyonu olarak Birleşmiş Milletler'e bağlı, senin dediğin gibi Global Compact Türkiye'nin Türkiye'deki anlaşmasını imza attık ve taahhütte bulunduk. Yani dedik ki biz sadece global olarak yaptıklarımızla değil ama Türkiye'de de Türkiye operasyonu olarak hem kaynaklarımızı hem de etki alanımızı bu hedeflere ulaşma yönünde kullanacağız dedik. Çok tabii, kısa soracağım, tabii biliyorum ki. Ama bu anlaşmalara imza atmak neden önemli? Bu anlaşmalara imza atmak birincisi çok ciddi bir farkındalık ve eğitim. Çünkü kapsamı itibariyle neyle karşı karşıya olduğumuzu ve kendimizi nasıl değiştirmemiz gerektiğini çok iyi öğretiyor bize anlaşmanın içeriği. İkincisi raporlama sorumluluğu yüklüyor bize. Dolayısıyla yaptıklarımızı şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşma sorumluluğu, bu da çok önemli. Sizi çok ciddi olarak disipline ediyor. Aslında üçüncüsü de örnek olma. Yani bunu yaparak
sektörümüzde hem rakip firmalara hem de bu sektördeki diğer oyunculara örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Yani elimizi taşın altına koyuyoruz. Bence çok önemli. Bizim önceliklendirdiğimiz konularda tabii bir tanesi Türkiye için de çok öncelikli bir konu. Benim de kalbime en yakın olan konu kadın. Kadının iş hayatında desteklenmesi, toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili doğru iletişim içeriklerinin hazırlanması, çalışma ortamıyla kadının aile yaşamını barıştırma noktasında özellikle çalışma saatleri bizim gibi çok fazla esneyebilen ve uzayabilen bir endüstride neler yapılabilir bu konuyla ilgili aksiyonlar. Biz 2012'de başladık kadınla ilgili yolculuğumuza. Bu anlamda işte ilk emzirme odaları, kadın mentorlukları, hamilelik sonrası, doğum sonrası işe dönen kadınlara hazırladığımız özel danışmanlık programları, esnek çalışma, evden çalışma, teknolojinin de yardımıyla bütün bu çalışma sistemlerinin içselleştirmesi. Bir de ben kendim de o kadın olduğum için yani ben 26-27 sene önce ilk iş hayatına başladığımda sektördeki en alt rolden başladım. Ve bütün bu yıllar boyunca sistemin bizim aleyhimize aslında çok da bilinçli olarak değil ama o düzenin kendi otomatik akışı içinde bizim aleyhimize neler, hangi küçük tuzakları hazırlayabildiğini bir fiil deneyimleme şansım oldu. Dolayısıyla bunların da üstesinden gelmek adına bir takım şeyleri hayata geçirmek bizim için çok öncelikliydi. Hala bu yolculuk devam ediyor, kadın yolculuğu. Özellikle de şunu biliyorum, yani biz eşit dediğimiz zaman aslında erkeği kayırıyoruz. Dolayısıyla her seferinde kadın gözlüğünü takıp bir de resme o şekilde bakmamız gerekiyor. Öyle olduğu zaman belki bir miktar daha kadınla erkeği eşitleyebiliyoruz. Çünkü evrensel olarak kişi dediğimizde algının %80'i bir erkek modeli üzerinden ve dünya inanıyoruz ki erkek davranışlarına ve erkek aslında fiziksel koşullarına göre daha çok şekilleniyor. Dolayısıyla hani biz birazcık daha gözlüğü diğer taraftan takıp kadını eşitlemeye çalışan iş hayatı ortamında özellikle neler yapılabilir bunlara bakıyoruz. Hala da bu yolculuk devam ediyor. Harika, seni birçok seminerlerde, konferanslarda, yurt dışında, Türkiye'de görüyoruz zaten bu konuda. Geçen haftalarda bir haber çıktı, bunu paylaşmak istiyorum, yorumunu almak istiyorum. Peki. Çünkü çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bu cinsiyet eşitsizliği, yani bizim sürdürülebilir kalkınma hedefleri, high five diyorlar ona böyle, evet. Beşincisi. Beşte. Evet, haberi söylüyorum, hatta gösterebilirsek çok sevinirim. Apple şirketinin kurucusularından birisi olan Steve Wozniak ve eşi, Apple yakın zamanda kart çıkardı, kredi evet. kartı. O ve eşi ikisi aynı anda Apple'ın kartı için başvuruyorlar. İkisinin de finansları falan da ortak, banka hesapları. Karısına da onay geliyor, kendisine de. Ama Steve Wozniak'a 10 kat daha yüksek limit geliyor. 10 kat yüksek limit. Yani yapay zekayı öyle bir öğretmişler ki erkek görünce limit arttır. Özlemciğim, o kadar güzel bir şeye değindin ki. Şimdi biz tabii ki teknolojideki gelişim, yapay zeka, buradaki algoritmaların hayatımızda ne kadar daha da etkin olacağını çok iyi biliyoruz. Sen de bu konuda evet. çok meraklısın ve tutkulusun biliyorum. Şimdi böyle ve şunu da biliyoruz. Eğer giren data doğruysa, yapay zeka veya onun arkasında çalışan algoritma doğru bir analiz yapıp doğru bir sonuçla ortaya çıkabiliyor. Eğer giren data bias dediğimiz yani belli bir tarafı daha lehine tanımlanmış bir dataysa çıktısı da benzer oluyor. Şimdi zaten en önemli gündem maddelerinden biri şu, data kadın gözlüğünden bakılmadığı zaman daha çok erkek lehine çalışıyor. Dolayısıyla da işte bu dataların yani data körlüğünden bahsediyoruz. Datadaki cinsiyet körlüğü daha doğrusu belki Türkçe'de en doğru şekilde söyleyebileceğimiz. Birazcık da bunun üzerine eğiliyoruz evet. son zamanlarda. Yani cinsiyet körlüğü değil, cinsiyetin veya o anlamdaki kimliğin doğru bir şekilde data içinde temsil edildiğine inanalım. Çünkü burada da yine erkekle kadının yani buradaki yaş ömürden tutalım da işte finansal olarak kadının kariyerdeki bir takım handikaplarının daha sonraki yıllarda
ona yaratabileceği negatifleri falan öngörüyor. Çünkü geçmiş datada hep bunları okuyor algoritma. Dolayısıyla diyor ki hani kadına ben daha az limit vereyim. Muhtemelen daha çok yaşayacak. Daha çok yaşadığı için daha az parası kalacak. Dolayısıyla yani bunları bile düşündüğünü biliyoruz. Evet. Bu anlamda çok çok doğru bir yerden gelmiş evet. örnek. İnanıyorum böyle bir şey kamuoyunda da yankı daha çok yapacak. Özellikle Apple gibi bir şirket arkasında da markası evet. olduğu için. Evet, bayağı bir konuşulan bir kesinlikle. Konu oldu. Belki siz de WPP olarak siz data içersiniz. Yani datayı kullanıyorsunuz, yani datayla işte, yaşıyorsunuz. Belki haydi zaman, kızlar dataya falan yaparsınız. Yani şöyle bir şey var, o datanın artık cinsiyet körü data değil. Olmaması gerekiyor. Cinsiyet anlamında doğru denklenmiş data olması gerektiğini biliyoruz. Peki uzun senelerdir liderlik konumunda medya endüstrisinin içerisindesin ve yazılı basın ne olacak? Evet, bu soruyu çok alıyoruz. Şimdi yazılı basın... Sürdürülebilirliği var mı? Var. Yani şöyle, haberin ve içeriğin sürdürülebilirliği hep var. Gün geçtikçe de değeri artıyor zaten. Yani ne oluyor? İşte içerikler daha kişiye özgün hale getirilebiliyor. Daha kolay, daha anlık ulaşılabilecek şekilde yaygınlaştırılıyor. Yani yaygınlaştırma ve dağıtım kanalları değişiyor. O anlamda yazılı basın kendini çok büyük ölçüde aslında dijital kanallardan dağıtılan içeriğe doğru ikame ediyor. Şimdi bence ikisinin bir dengesi var. Yani yazılı basında da bir olasılık dünyası var. Belki de dijital kanallarda bulamadınız. Çünkü gazeteyi açtığında sana erişen haberler bir şekilde senin seçimine göre değil, tamamen olasılık dünyasının kendi dinamiklerine göre, yani her türlü haberi görebilirsin. Bunun da kattığı bir zenginlik var. Biz şimdi hep kendi algımıza, önceliğimize göre haberi seçip alıp okuyoruz. Doğru. Dijital kanalların bize sağladığı avantaj bu. Ama bir taraftan da olasılıksal dünyanın getirdiği artı değerler de var. Elbette yazılı basının büyüyeceğini söyleyemiyoruz. Küçülüyor ve küçülmüyor. Ama buradaki şeyi, dönüşümü anlamak lazım. Yani onun nereye doğru evrildiğini anlamak lazım. İçeriğin değeri kaybolmuyor ama içeriğin bu anlamdaki dağıtım kanalları ve belki de kişileştirilmiş içeriğe olan talep yeni değişiyor. Dünyanın gerçekleri diyebiliriz. Değişiyor. Peki biraz modadan da çok kısa bahsetmek istiyorum. Çünkü aynı zamanda buna modaya, tasarıma daha doğrusu önem veren bir lidersin. Ve yani, gördüğümüz gibi. Çocukluğumdan beri onun belki liderlikle çok alakası yok ama yani şeyi seviyorum. Giyinmeyi seviyorum. Evet, bir sürdürülebilirlikle bağlayalım bunu. Aynen. Sürdürülebilirlikle bağlayalım. Şimdi bu arada ben elbisemi şöyle bir göstermek isterim. Elbisen çok çok güzel. Çok teşekkür ederim. Elbisem Zeugma Müzesi, Antep'ten geldi. Zeugma Müzesi'nin işlemesiyle yapılan bir şey. Harika. Bu da tabii kültürümüzün ölçeklenebilir global bir vizyonda üretilip her yere dağılmasına da destek oluyor. Süper, süper. Sen ne düşünüyorsun sürdürülebilirlik şimdi, konusunda moda tasarım? Yani şöyle, ben kendi çocukluğumdan beri kıyafetleri kendi şeyime göre sürdürülebilir kılardım. Yani mesela işte elbise alıp sonra onu cart diye kendim kesip bluz yapıp bir omuzumu nasıl kesip gece aynen cart diye, çünkü herhangi bir bilgim falan da yok yani dikiş falan anlamında, ama sonuçta ben bunu seviyorum. Yani şimdi ise tabii bilinç şöyle gelişti, ne giydiğimin farkındayım. Yani nasıl üretildiğinin, üretim koşullarındaki sosyal güvence, çocuk işçi çalıştırıyor mu, materyalin orijini nereden geliyor, bunun için ne feda ediliyor, yani ekosisteme ve dünyaya nasıl bir zarar veriyoruz gezegenle ilgili. Hep o bilinçle bakıyoruz ve bu enformasyonu da bulabiliyoruz. Yani şimdi bizim taşımaktan gurur duyduğumuz markalar bu konudaki duyarlılıkları ispatlanmış markalar ve bizler de yine sadece kendi alanında değil, hani kaynaklarını sürdürülebilirlik dünyasının içinde farklı yerlerde kullanan markaları da destekliyoruz. Bunlar için biraz daha fazla ödemeye de aslında hazırız. Çünkü o anlamda kendi içinde etik de bulduğumuz bir şey. Vicdanımız daha vicdanımız rahat ediyor. Vicdanımız rahat ama bunun bütçe peşindeyiz. Bütçe de uygunsa. Bütçe de uygunsa, yani biz şunu düşünüyorum ben. Belki de tabii kadın benim kalbime çok yakın konu ama yangın nerede diye bakarsak, yangın gezegenle ilgili konularda. Yani bugün hakikaten zaten çok geç. Yani 1.1 derece ısınmış dünya, işte 20 yıl sonra 1.5 derece ısındığında evet. başımıza neler geleceğini evet. çok iyi biliyoruz. Yani belki de hakikaten yangın bütün evi sarmış, evet. işte evin büyükleri de yatak odasında uyuyor evet. duygusu oluyor bende. Evet. O anlamda tabii yani sürdürülebilirliğin
biraz önceki sorularından biriydi. Yani kadının dışında veya kapsayıcılığın dışında ne yapıyoruz? Tabii ki gezegenle ilgili farkında. Biz hepimiz şirketteki yöneticiler olarak yeşil yaka olduk. Bu eğitimden geçtik. Dolayısıyla hepimizin ekolojik okuryazarlık sertifikası var. Çok önemli. Yani ekolojik okuryazarlık sertifikası altını çekmek istedim. Temanın bize verdiği bir eğitimin neticesinde bu sertifikayı aldık. Bu da işte içeride yaptığımız yeşil ofis, sıfır atık veya plastik girişimi. Yani biz çoktan durdurduk tek kullanımlık plastiklerin kullanımını. Ve mesela ben gittiğim hiçbir yerde de pet şişe kullanılmasına, yani benim bulunduğum ortamda pet şişe varsa toplatıyorum. Çünkü bizde bardak var. Aynen. Bizde bardak zaten var. Zaten bu yakışır çünkü siz bu işlerin zaten çok hani grup olarak da çok başından beri çok önemli katkılarınız var sürdürülebilirlik anlamında. Dolayısıyla da biz bütün ekosistemi de yani kendi içimizde bulunduğumuz sektördeki tedarikçileri de, çünkü reklam ajansları, prodüksiyon şirketleri, işte açık hava mecra sahipleri falan dediğiniz zaman hani bu sektörler bu işlerle bugüne kadar çok da yakınlaştırılmamış sektörler. Halbuki o kadar çok şey var ki yapabileceğimiz. Yani özellikle plastik konusunda, özellikle atıkların ayrıştırılması evet. konusunda. Ama farkındalığı bu yayalım. Bu anlamda kendi tedarikçilerimize de ufak ufak yaptırımlar uygulamaya başladık. Tedarikçilere açıkçası. Yaptırımlar aynen. çok önemli bir konu. Buradan kesinlikle. Bütün CEO'lara, patronlara seslenelim. Şimdi biraz sonuna yaklaşıyoruz. Özel hayattan bahsetmek istiyorum. Peki. Çok kısa. Sürdürülebilirlik deyince şimdi maşallah bir fiziğin de sürdürülebilir. Teşekkür ediyorum. Bileli böylesin. Bunun için ne yapıyorsun? Çok kısa. Yani kendimi de tabii sürdürülebilir kılmaya çalışıyorum. Bunun için kendime iyi bakıyorum. Yani bir kere fiziksel olarak kendime iyi bakıyorum. Spor yapıyorum. Spor yapıyorsun değil. Her sabah yapıyorum. Her sabah. Her sabah alkış veriyoruz buradan. Çok, ya ben bunu çok severek yapıyorum. Hiç söylenmeden yapıyorum. Hayatımın içinde bunu hayat tarzının bir parçası yaptım. Bunu da sürdürülebilir Harika. Bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Ama ikincisi tabii aklımı da sağlıklı tutmaya çalışıyorum. Ruhumu da sağlıklı tutmaya çalışıyorum. Zihnini dinlendiriyorsun. Zihnimi dinlendiriyorum. Bir de yani gerçekten bir şeye katkıda bulunmak, severek bir şey yapmak, sevdiğim bir şey için heyecanlanmak, işteki insanları ailem gibi görmek. Bütün bunlar sanıyorum beni besleyen şeyler. Yani bu anlamda ben her şeyin içinde o sevgi ve belki de o merhamet diyelim. Seninle son zamanlarda ortak mottomuz. Merhamet diyelim. Sevgi ve merhamet. İnsanın hem kendisine hem de başkalarına gösterebildiği sürece hem kendini hem de bulunduğu ortamı yeşerttiği en önemli evet, şey. Yeşerttiği ve dolayısıyla bugün, ben de bugün şimdi ben de tam bunu bir özelliğim var dedim. Çok ortaya çıkarmıyorsun ama o da annelik. Evet. Annelik ve ben buradan bunu da söylemek istiyorum. Bizim programımızın, bu programımızın formatının fikir annesi de Demet İkiler'dir. Buradan onu da Hiç söyleyelim. Estağfurullah diyelim ve onu. Ve annelik hakikaten bir konferansta bulunduk beraber. Böyle biz bir Türk ekibi olarak gittik. Ve bir sürü ülkeler vardı. Böyle en böyle fıkır fıkır olan bizim Türk ekibiydi. Öyle değil mi? Ve Türkiye'mizi o sayenizde tabii. Türkiye'mizi yani, böyle yapalım, şöyle yapalım. Böyle bir o annelik şefkatiyle bizi bir topladın orada şey yaptın. Ama tabii annelik deyince... maşallah. İşte Sarp'cığım. İşte evet Sarp ikiler. Benim evet minnoşum diyeceğim evet, ama Allah biraz bağışlasın çok teşekkür hepimizinkini. Sarp'ın sürdürülebilirlikle arası nedir? Bir, çok kısalacağım. Bir de sürdürülebilir bir anne oğul ilişkisi için. Ay Özlem'cim ne güzel bir soru sordun. Şimdi Sarp da bir onlar dünya çocuğu yani o büyüdüğü yaşam süreci içinde bütün mesajlara dünyada olup biten her şeye çok açık. Yani o toplumsal cinsiyet rolleri diye bir şeyin ayrıştığının bile farkında değil. Değil. Evet. Yani onun için kadınla erkek arasında öyle bir fark yok veya dünya, gezegen bu anlamdaki konularda çok ciddi bir farkındalığı var. Bir de tabii evde ne konuşuluyorsa Sarp da onun bir parçası. Sünger gibi çekiyor. Sünger gibi çekiyor. Onların ders konularında bile bu konular İşliyorlar. Çok ciddi yer aldı yıllar boyunca. Anne olarak sürdürülebilirlik dersen hani benim bir formülüm olduğunu düşünmüyorum. Çünkü
benim böyle bir sınırsız sevgi, merhamet, hiç bitmeyecek bir sevgi. Maşallah diyelim. Böyle o kadar çok geliyor ki o herhalde sürüp gider diye düşünüyorum. Onun üzerinde dans etmek daha kolay. Yani bakıyorsan hani hayatta her şey bir dans. Hani bizim Sarp'la olan dansımız zemini o kadar koşulsuz sevgiye dayanıyor ki üzerinde sanıyorum rahat kayıyoruz. Harika. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Biz de minicik bu demin geldi. Bana iki tane geldi. Paylaşmak da sürdürülebilirliğin esası dedik. Bu tamamen sürdürülebilirlik esaslarına göre üretilmiş kumaşı, ipliği, çalışanları bir bluz. Ben de böylece bana sana hediye ediyorum. Benim çok teşekkür ediyorum. Sevdiğim bir renk. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Çok. Evet, programımızın Özleme Sor bölümündeyiz. Tam 10 sene olacak neredeyse. Para durumu olarak sizlerden sorular alıyorum ve cevaplıyorum. Siz de kendi ekonomik hayatınızı daha sürdürülebilir kılmak için ya uyuyorsunuz ya da uymuyorsunuz tavsiyeleri, ama uysanız iyi. Bakalım bugün kimden ne sorular var? Siz de bana sorularınızı Instagram adresinden gönderebilirsiniz. Programımızın Instagram adresinden ekip arkadaşlarımın seçeceği sorular burada beliriyor. Bakalım ne var? Sizce bankalar üzerinden altın alıp satmak doğru bir davranış mıdır? Bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim. Bankalar üzerinden altın alıp satmak doğru bir davranış mıdır? Harika bir davranıştır. Herkesi bu davranışa davet ediyorum. Neden? Şimdi birinci olarak bankalarımız güvenli ve bankalarımızın büyümesi, Türkiye'mizin büyümesi için bankalarımızın büyümesi lazım. Bankaların büyümesi için bizim bankalara birikimlerimizi koymamız lazım. Altınımızı, paramızı, ki onlar gidip fabrikalara, şirketlere kredi verebilsinler. Dolayısıyla bu ekonomimizin sürdürülebilirliği için çok önemlidir. İki, kadınlarımız, 15 yaş üstü kadınlar Türkiye'de yarısı bankacılık sisteminin içinde değiller. Bu çok büyük bir rakam. O yüzden biz özellikle altını çok seviyoruz. Kadınlar biliyorum. Bizim bankacılık sistemine girmemizle ilgili olarak da çok önemli bir adım olarak görüyorum banka üzerinden altın alıp satmayı. Bir de içinizden geldikçe gram gram alıverirsiniz. O yüzden alın diyorum. Çok satmayın ama. Evet, bir sorumuz daha var. Merhaba, hayalim otantik bir kafe açmak. 40 bin lira birikimim var. Bir genç girişimci adayına ne tavsiyeniz olur? Celil Bey demiş İskenderun'dan. Otantik bir kafe, ne kadar güzel. Şimdi İskenderun aklıma geldi. Sahildeyiz, harika bir otantik kafedeyiz. Öğlen yemeğinden sonra kahvemizi yudumluyoruz. Bunların düşüncesi çok güzel ama kafe açmak öyle kahve içmek gibi bir şey değil. O yüzden bir, işletme tecrübeniz var mı? Çok önemli. İşletme tecrübeniz yok ise gidin bir kafede çalışın. Yoksa bu 40 bin lira heba olur, çarçur olur. İki, işletme tecrübesi olan bir ortak alabilirsiniz. Kendinize iyi anlaştığınız ve güvendiğiniz, ortaklık da kolay bir iş değil. Üç, bir kafe açmışlarla görüşüp böyle bir iki sayfalık bir iş planı hazırlayın. Yoksa benim bildiğim hakikaten herkes ya kafe açmak istiyor ya restoran açmak istiyor. Zannediyoruz ki oraya gittiğimiz zaman yaşadığımız tecrübeyle biz bunu halledebiliriz. Ama hiç öyle olmuyor. O yüzden işletme tecrübesi, plan ve olabilirse ortak diyorum. Evet, şimdi programımızın harcayabilir miyim bölümüne geliyoruz. Harcayabilir miyim bölümünde siz bana yapmak istediğiniz bir harcamayla ilgili danışıyorsunuz. Diyorsunuz ki bunu alsam mı almasam mı, onay red. Ve ben de son ana kadar onay mı vereceğim, red mi vereceğim bilmiyorum. Ve bakalım hattımızda kim var? Özlem Hanım, merhaba. Merhaba. Benim size bir sorum var. Evet, isminizi öğrenebilir miyim ve... Nilay ben. Nilay Hanım, evet. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Kaç yaşındasınız? 28 yaşındayım. Çok güzel. Tekirdağ'dan arıyorum sizi. Tekirdağ'dan. Peki ne almak istiyorsunuz ve kaç para? Araba almak istiyoruz. 150 bin lira. 150 bin liralık bir araba almak istiyorsunuz. Onay mı, red mi? Ben de bilmiyorum. Şimdi sizden bilgileri alacağım. Kaç yaşındasınız? Notumda 28 var, doğru mu? 28, evet. 28 doğrudur. Yaşındasınız ve Tekirdağ'dan arıyorsunuz. Evet. Harika. Evlisiniz. Evet, evliyim. Çok güzel. Çocuk var mı? Çocuk yok ama düşünüyoruz. Şu an yok ama. Çok güzel, harika. Peki, karı koca çalışıyorsunuz. Evet, öğretmeniz. Harika, kutsal meslek öğretmenlik.
Evet. Peki bakalım ben size bu 150 bin liralık araba için onay mı vereceğim, red mi vereceğim? Hemen birkaç para durumunuzla ilgili birkaç bilgiye ihtiyacım var. Bakacağım sürdürülebilir mi değil mi çünkü. Ne kadarlık bir geliriniz var? 10 bin liralık bir gelirimiz var. Karı koca 10 bin liralık toplamda. Bir geliriniz var. Gayet iyi, çok güzel. Peki giderleriniz evet. Ne kadar? 10 bin geliyor, ne gidiyor? Yani 5 bin gidiyor. 5 gidiyor? 5 gidiyor. Çok iyiymiş. Diğer 5 o zaman birikiyor. Evet, evet. Her zaman birikimi atıyoruz. Buradan ben alkış yapıyorum. Yani gelirinin yarısını biriktirebilen o kadar az aile var ki. Bravo size. Tabii sizde çocuk falan yok. Evet, çocuk tabii ki büyük masraf eviniz, olmaması da. Eviniz kendinizin mi? Evet, kendi evimiz. Kira yok. Daha çocuklar da gelmedi. Evet, evet. Peki, şimdi birikim var mı? 28 bin lira kadar bir birikimimiz var. Düğünden kalan altınlarımız da içinde olmak üzere. Çok güzel. 28 bin lira. Peki borç var mı? Yok, borcumuz yok. Borcunuz hiç yok, sıfır. Evet, sıfır borcumuz yani hiç yok. Nasıl bir his sıfır borçlu olmak? Çok güzel, çok rahat. Yani hiçbir şey düşünmüyoruz ve sürekli bir birikim atmak da ayrıca bir güvende hissettiriyor. Zaten 150 bin liralık araba için de hani sizin fikrinizi almak istedim. Çünkü hani borca alışkın değiliz. Borçlu olmayı sevmiyoruz. O yüzden sizin fikriniz önemli. Hani her zaman takip ettiğimiz için size sormak istiyoruz bunu da. Alsak mı? Daha önce hiç borçlandınız mı? Hayır, herhangi bir borca girmedik. Yani evimiz de kendimizin olduğu için herhangi bir borca olacak. Girmedik. İkimiz de yani eşim de ben de aynı şekilde. Şimdi şöyle söyleyeyim. 120 bin lira üzerindeki otomobillerde sizin vermeniz gereken bir peşinat var. Bunun farkında mısınız kaç para olduğunun? Yani evet. %30 peşinat vermeniz gerekiyor. Nereden gelecek peşinat? Kredi düşünüyoruz 40 bin lira kadar. Ne kadara kadar? Yani 40 bin lira kadar bir kredi düşünüyoruz. 40 bin liraya yani uygun kadar mu? Kredi almayı düşünüyorsunuz. Peki şu anda evet. Arabanız var mı? Evet, 90 bin liralık bir arabamız var. Onu Şimdi rahatladım ben. Tamam, ben de diyorum evet. Nereden gelecek bu büyük para? Yok yok, 90 bin liralık bir arabamız var. Onu satıp yani üzerine bu şekilde bir düşüncemiz var. Siz de onay verirseniz. 90 bin liralık arabayı satacaksınız. 150 bin. Bin liralık bir araba alacaksınız. 90 bin lira ile 150 bin lira arasında 60 bin lira fark var. Bunun 40 bin lirasını kredi çekeceksiniz. 20 bin evet. Lirasını da birikimden kullanacaksınız. Öyle mi? Evet, doğru. Ama borçlu olmak konusunda ben emin değilim sizle ilgili. Borçla yaşayabilecek misiniz? İşte o borca hiç girmediğimiz için bizi tedirgin eden zaten o kredi düşüncesi de aynı şekilde. Evet. Evet, ben bugün sormak istedik. Ben bugün size Nilay Hanım 150 bin liralık araba için onay veriyorum. Onay çok veriyorum. Teşekkür ediyorum. Neden onay verdiğimi söyleyeyim. Bir, disiplinlisiniz, evet. Maaşın hepsini harcamıyorsunuz. İki, evet. Biriktirmişsiniz zaten, güzel bir gösterge. Demek ki her ay ayırabiliyorsunuz. Çünkü borç disiplininin çok temelinde her ay parayı zorunlu olarak ayırabilmek var. Üç, yaşınız 28, bu yaşlar araba yaşları. 4, zaten ülkemizin ilerlemesi, ekonomimizin büyümesi için bizim bütçemize uyuyorsa, ayaklar yorgandan çıkmıyorsa harcayacağız, alacağız tabii. Güle güle kullanın, aman kemerleri çok takmayı unutmayın. Tamamdır, çok sağ olun, iyi yayınlar, hoşça kalın. Evet, programımızın sonuna geldik. NTV ekranlarından size sürdürülebilir bir ekonomi, sürdürülebilir bir çevre, sürdürülebilir bir toplum için Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik kalkınma hedefleriyle başladığımız programımıza her çarşamba devam ediyor olacağız. Hem para durumlarını konuşacağız hem de dünyamızı. Gelecek çarşamba buradayım, beklerim.